Merhaba arkadaşlar, kanalımın yepyeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlere İstanbul stüdyomuzdan sesleniyorum. İtopya'nın arkadaşlar Kartal'da bulunan operasyon merkezine geldik şu anda. Bana süper bir sistem toplayacağız. Şimdi gelin isterseniz içeri doğru geçelim ve sistemimizi toplamaya başlayalım. Arkadaşlar şimdi operasyon merkezinin kalbine yani montaj bölümüne geldik. Gördüğünüz gibi burada ciddi hummalı bir operasyon yürütülüyor şu anda. Bir anlık bir sessizlik rica edebilir miyiz? Abi yani bu gerçekten apayrı bir duygu. Kaç senedir ürün jelatini açarım falan, her seferinde insan aynı hazzı yaşıyor yani. Maske de var arkadaşlar, tabii ki de kalabalık şu an. Herkes maskeli maalesef güncel durumdan ötürü. Bir tane daha jelatin tespit edildi. Evet, burada bir tane daha var. Bunu da aldım. Neyden başlayalım? Şimdi süper bilgisayar dedik. Doğal olarak ben de Yılmaz abiden özel olarak abi bana süper bir bilgisayar toplamamız lazım dedim. O da geldi masaya. MSI'ın RTX 3090'ını Vagadunk diye koydu. Piyasa değeri şu anda, yani bu videonun çekildiği tarih itibariyle 40-45 arasında değişiyor. Kartın genel özelliklerinden tabii ki de bahsedeceğiz arkadaşlar. Hani bu videoyu böyle bir detay videosu olarak değerlendirmenizi istemem. 24 GB GDDR6 bellekler takılı üstünde ve tam olarak 384 bitlik bir ekran kartı. Bu ne demek oluyor? Bu bilgisayar hem yayın, hem oyun, hem de render gibi işlemlerde oldukça rahat kullanılabilecek bir formatta olduğunu söyleyebilirim. Anakart kısmına gelmek istiyorum. Anakart kısmında yine MSI'ın MAG-X570 Tomahawk Wi-Fi modelini tercih edilmiş. Bu ekran kartını özel olarak tercih etmemizin nedeni işlemcimizin Ryzen 9 serisi olması. Ekran kartı dedim bu arada, özür dilerim. Bu anakart AMZ Ryzen 9 serisini iliklerine kadar tam performans kullanabilen bir anakart. Şöyle bir durum var. Bu işlemcinin bir üst modeli var. Fakat şu anda yani bu tarih itibariyle piyasadan bulunabilecek, parakendecilerde bulunabilecek en iyi işlemcilerden bir tanesi. Diğerinin şu anda hepinizin bildiği gibi yine ciddi bir stok problemi var. Onun anladığım kadarıyla stok sorunu devam ediyor. Önemli bir özellik arkadaşlar, üzerinde bir Wi-Fi adaptörü var. Fakat bu Wi-Fi adaptörü böyle şey değil. Hani gidip bir yerden aldığınız Wi-Fi adaptörleri gibi değil. Son derece modern ve güçlü bir network çekiş gücü var diye söylediler. Biz de bunu ofiste test edince anlarız zaten. Şimdi yerime artık geri döndüm. Neden geri dönmeyi istedim o kısmını bilmiyorum arkadaşlar. Birazdan tekrar oraya geçeceğim. Şimdi AMD serisi işlemcimizle ilgili söylenmesi gereken bence en önemli kısmı geldik. İşlemci normalde stok halinde 3.7 GHz'e kadar destekliyor. Fakat kendi kendine aldığı bir turbo modu var. Eğer turbo değerleri ki kendisi ayarlıyor bunu, gerek görürse çıkarırsa 4.8 GHz'lere kadar yükseltebiliyor kendisini. Sağlıklı bir işlemci, hem yayında hem render'da beni üzeceğini düşünmüyorum. Ne kaldı abi geriye? Şöyle bir bakıvereyim. Monitörlerimiz 27 inç 2K ekran çözünürlüğüne sahip, 165 Hz 1 milisaniyelik de gecikme süresine sahip. Yani son derece iyi monitörler, zaten bunu da yine performans videosunda ayrıca görebileceksiniz tek tek. Bunların haricinde bir de işlemciye sıvı soğutma dahil ettik. Bunun markası da yine MSI. Modeli ise Corlicute 360R. Bu da şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. 360 serisinin en büyük sıvı soğutma kitlerinden bir tanesi bu oluyor ki zaten onu yine kasanın içinde görebiliyoruz. RGB ışığı var. Seviyoruz böyle şeyleri. Artık hayatımıza bayağı girdiler. Power supply'ımız 1200 watt'lık Corsair'ın HX serisi bir power supply. Eğer madencilerden fırsat bulabilirseniz bu da zor bulunan bir PC olduğunu eklemek istiyorum. Tamam, şimdi RAM'imize gelelim. RAM'i göstermek için şu kapağı bir açıvereyim. RAM'lerimiz 2x16 G-Skill arkadaşlar. RAM'lerimizin CL değeri 18. CL 18 yani frekans aralığı 3600 MHz. Sanırım artık tabii ki de bunları performansla daha iyi ölçeceğiz arkadaşlar. O yüzden şimdi kabaca gösteriyorum. Ben size bunu kaçıncı kez söyledim bilmiyorum. Kasamızın modeli de MPG Sekira 500X olduğunu belirtelim. Ben normalde çok alacalı bulacaları kasaları sevmiyorum arkadaşlar işin açıkçası. O yüzden şuradaki ayrıntılar ve kasanın içinden yansıyan ışık oldukça hoşuma gittiğini belirtebilirim. Gelelim SSD kısmına. SSD olarak Samsung tercih edilmiş bilgisayarımın içerisinde. Modeli de EvoPlus 970 1TB M.2 bir SSD. Yani bunun yanına şimdilik HDD koymayı ya da herhangi bir SSD koymayı bile düşünmüyorum. Evet, artık ekipmanlara geldik. Mouse kısmında MSI'ın Clutch GM30 serisi bir oyuncu mouse'u tercih ettik. Klavye kısmında ise yine MSI'ın Vigor GK50 Low Profile Gaming Keyboard'unu kullandık. Üzerinde MSI'ın kendi switch'leri var arkadaşlar. Low Profile yazan şey şu, yani tuş
tuşlar üzerinde çok böyle yüksekte durmuyor. Ergonomik anlamda birazcık daha laptop klavyesini andırdığını düşünüyorum. Şu anda işin açıkçası daha önce hiç deneyimlemedim. Hani bir ön bilgi olarak bunu söyleyebilirim size. Bunun da RGB aydınlatması var. Tabii ki de MSI'ın Dragon Center'ından o RGB'lerde dilediğiniz oynamaları da yapabiliyorsunuz. Şimdi gelin isterseniz bir maliyet toplaması yapalım. Monitörlerimizin fiyatı bu videonun çekildiği tarihle 3000 ila 4000 TL arasında. Bunun orta yolunu bulalım. 3.5'tan hesaplayalım. Geldik güç kaynağımıza, yani elime güç kaynağı geldi şu anda. Bunun fiyatı da 2500-3000 TL bareminde. Yani o fiyatları bulabiliyorsunuz. Anakartımız ise 2000-2500 TL, BL diyecektim abi. 2000-2500 TL bandında piyasada bulunabiliyor. Ekran kartımızı zaten söylemiştik. 30-35-40 bin lira kadar çıkabiliyor fiyatı diye. İşlemcimizin fiyatı ise yine 5500-5900-6000 baremlerinde bulunabiliyor. Klavyede artık hediyemiz olsun. Bunun fiyatını söylemeyeyim. Mouse da hediyemiz olsun abi sana. Şunu şöyle koyayım. Aynen, geldik sıvı soğutma kısmına. İtiraz geldi reciden. Buranın toplam 1000 TL olduğunu söylediler bana. Hediye dedik. 1000 lira vardır diyor yani şuraya. Sıvı soğutucu. Bunu da 1600-1700 TL bareminde bulabiliyorsunuz. RAM'lerde arkadaşlar hani bir tanesi 1800-2000 TL bareminde. Hani ikisini 3600-3700-3500 bu fiyat baremlerinde bulabileceğinizi düşünüyorum. Şunun altını çiziyorum. Bu videonun çekildiği tarih itibariyle kampanya olur. Fiyat iner. Dolar yükselir, fiyat çıkar. Bana bir şey demeyin ha, onu söyleyeyim. Ne kaldı abi? M2 SSD'miz kaldı. O da 1 TB Samsung'tu. Onun fiyatını da hemen arka taraftan öğrenelim. Yani 2000-2100. Yani bu, ben genelde aralık söylüyorum da hani siz ona göre hesaplayın işte. Geri kaldı bir tek kasamız. Kasamızda 2000-2500 TL bandında bulunabiliyor. Yani hocam toplamda bu işin maliyeti nedir? 20, 40, 35. Ekran kartını 38'den hesaplıyorum. 38. 12 bu. 50. 2500-2500. 55. 2.5 da bu. 55. 57.500. Anakartla 57.500. Kasa 60. SSD 61. 62. İşlemci 63 lan artık onu. Yani 68-70 bin bareminde bir sistem toplamış olduk. Bu vesileyle arkadaşlar hani ben de hem itopya.com tarafına hem de MSI Türkiye tarafına bu Uber süper bilgisayarı bana sundukları için teşekkürlerimi iletiyorum. Artık arkadaşlar bu sistemin performans videosunda tekrar görüşmek üzere diyelim. Hem render anlamında hem oyun anlamında hem de zaten Twitch yayınlarımda canlı canlı da görebileceksiniz bunu. Eğer MSI'nin ürünleri hakkında daha fazla detaylı bilgiye ihtiyacınız varsa açıklama kısmına itopya.com'dan bir adet link bıraktım. Oradan gidip ilgili ürün sayfasını gezebilirsiniz. Artık benim videomun da sonu gelmiş oldu. Sizler de videomu beğendiyseniz şurada bundan beğen butonuna basabilirsiniz. Kanala abone olabilirsiniz. Twitch kanalıma gelebilirsiniz. Instagram profilimi takip edebilirsiniz. Discord sunucumuza gelip bizimle birlikte sohbet edebilirsiniz. Hiç olmadı mail atarsınız. Onun üstünden bir şekilde tanışırız diyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.